geldik 13 numaralı soruya. Yine Eskişehir Milli Eğitim'in yaptığı denemeyi çözüyoruz. Bakın 13 numarada şöyle demiş. A, B doğal sayısı B sıfırdan farkmak üzere kök A bölü kök B. Kök içinde A, B yazılabilir demiş. Biliyorsunuz yeni nesil sorularda artık bilgiler, kullanacağınız bilgiler veriliyor. Bir kek tarifinde işte diyor ki kök 5400 kilogram, 10 kök 2400 kilogram şeker vardır diyor. Bu keki yapacak olan usta kök 600 gramlık ölçüm kaşıyla toplam kaç kez ölçüm yaparsa kek için gerekli olan un ve şeker miktarını elde eder diyor. Çok rahat bir soru aslında. Yani bunları bunlara böl diyor. Yani kök 5400'ü kök 600'e bölersen kaç çıkar onu soruyor. Biliyorsun bölmede böyle bir kalemde yazabiliyorsun. 5400'ü 600 yapıyorsun. Sıfırları siliyorsun böyle. Ondan sonra 6 kere 9 54 olduğu için bu kök 9 çıkıyor. Kök 9 da azıcık 3 çıkıyor mesela. Sonra geliyorsun ikinciye bakıyorsun. Yani 3 ölçümde bunu yapabiliyormuş. 2400'ü kök 600 lira ölçerse ne olacak? Yine bunu büyük kökte 2400 bölü 600 yapıyor. Birer sıfırlarını sildim. 24'ü 6'ya 4 kere 6 24 kök 4. Dışarıda 2 çıkıyor. 3 ölçüm burada, 2 ölçüm burada. Toplam kaç ölçüm yapılıyor? 5 ölçüm yapılıyor. 5'i Bursa'da vermiş. Kök 5'i de Adana vermiş. Yemezler. Bizi keklemeye çalışmış. Olmaz. Geldik 14 numaraya. 12 sorudan oluşan bir teste doğru yapılan her soru için kök 45. Yanlış yapılan her soru için kök 20 puan verilmektedir. Abi yanlışa da puan veren muhteşem bir hocaymış bu. Sağ olsun. Severim böyle hocaları. 8 soruya doğru, 4 soruya yanlış cevaplayan Kadir kaç puan almıştır? Şimdi bak bir kere şöyle yapalım. Kök 45 ne demek? Kök 45 şu demek arkadaşım. 45 9 çarpı 5 olduğu için 3 kök 5 demek. Yani doğrulara 3 kök 5 puan veriyormuş doğrulara. Yanlışlara da kök 20 yanlış yaptığım için puan verecek bana. Muhteşem adam. Çok sevdim bu hocayı. 2 kök 5 puan. Bu da yanlış. Normalde biliyorsunuz hani böyle eğleniyoruz ama yanlışlarda genelde problemlerde çıkartma yaptırtırlar. Yani eksiltirler. Onun için özellikle altını çizmek için söylüyorum bunu. Bakın 8 soruya doğru cevap vermiş. 8 çarpı doğrular için 3 kök 5 veriyor abi. Ne oluyor? 3 kere 8 24. 24 kök 5 puan buradan kapıyoruz. Doğrular için. Yani 8 tane doğru yaptı. Her doğruya 3 kök 5 verdi. 3 kere 8 24. 24 kök 5 puan dedim. Yanlışlarıma da puan veriyor. Çok güzel. 4 tane de yanlış yaptım. 4 çarpı 2 kök yanlışlara da 2 kök 5 veriyor ya. Oradan 2 kere 4'ten de 8 kök 5 puan da buradan kaptım. Yanlışlar için. Toplam kaç puan oldu? 24'e 8 eklersen 32 kök 5 puanım oldu. Bu da nerede var? Adana'da var. Bunun cevabı Adana'ymış. Geldik 15 numaralı soruya. Bir fırında her biri 60 kilogram 30 çuval un bulunmaktadır. Şimdi 60 çarpı 30'dan 3 kere 6 18 arkasına 2 0 kilogram unum var benim. Peki bir ekmek 15'in karesi gram undan iman ediliyormuş. Şimdi burada pislik başladı. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bütün örnek sorularda da bunu fark ettik bu sene. Yani geliyorum diyor arkadaşlar. Kilogram gram. Bakın böyle unit change, birim değişikliği yapıyorlar. Onun için kilogram gram bunlara çok dikkat edin. O zaman 1800 kilogram demiş ama gram cinsinden ekmeğin yapılışını söylemiş. O zaman 1800'ü kilogramı grama çevirmek için 1000'le çarpıyorsunuz arkadaşlar. 1000 sayısıyla çarpıyorsunuz. O zaman bu gram oldu. 1800 çarpı 1000 yazdım. Peki bunun içerisinde kaç tane ekmek olduğunu bilmek için 15'in karesine böleceğim. Çünkü bir ekmek 15'in karesiymiş. Bunda böyle var ya hiç işlemleri yapmadan böyle temiz temiz çalışıyorum. Bak 15'in karesine de 15 çarpı 15 yazıyorum. Bu kadar ekmek. Tamam mı? Sonra ekmeğin tanesi de 1,5 liradan satılıyormuş. O zaman bu kadar ekmeği çarpı 1,5'tan satıyorsam o zaman bu işlemi de yapmadan bak bu 1,5'u istiyorsan şöyle yapabilirsin. 15 bölü 2 yazarsın 1,5 yerine. O zaman bu soru şöyle olur. Sen dersin ki hocam 1800 burada geldi. 1000 bu kilogramda grama çevirirken yaptım. 15'in karesinde 15 çarpı 15 yazdım.
Buraya da 15 bölü 10'da, yani virgül olunca 15 bölü 10'da şey oldu. Ekmeğin bir tanesinin parası. Bak 15'te 15 ışınlandı. İşlemler rahatlıyor. Birer 10'la bir tane 10 gitti. O da gitti. Güzel. Yukarıda ne kaldı? Yukarıda şu kaldı. Bak 2 0 burada var. 2 0 da burada. 4 tane. Bir de 18 var. 18'in arkasına 1, 2, 3, 4 tane 0 koydum. Bir de 15'im var. Şimdi 18 ile 15'i sayıyorsun. Bunu 3'e böldüm. 6. Bunu 3'e böldüm. 5. Yani o zaman ne oldu şimdi? 6, 4 tane 0, 2, 3, 4 bölü 5 oldu. 60'ı 5'e bölsen, 60'ı 5'e böl 12 olur. O zaman 12 arkasında 3 0 kaldı. Bunu da bakın burada bakarsan 12 bini 12 çarpı 10 üzeri 3 ile vermiş. Çünkü burada 3 tane olduğu için 12 çarpı 10 üzeri 3 yazabiliyorsun. Bunun cevabı da Ceyhan'da var. İstersen de hocam sizin bu yaptığınız bana çok gerizekalı geliyor diyorsan o tür işlemleri yap. Hiç fark etmez. Ben böyle yapmayı seviyorum. Size kalmış. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Senin metodun oysa onu götür arkadaşım. Çiçekler gibi de çöz. Geldik 16'ya. Şimdi 16 böyle hani tablolar bilmem neler falan çok böyle korkunç görünüyor. Bakalım o kadar korkunç bir soru mu? Aşağıdaki tabloda verilen sayıların bulundukları kareler kesilerek bazı özelliklerine göre 4 farklı kutuya atılacaklardır. Üzerinde asal sayı olanlar birinci kutuya. Şimdi ben böyle söylediği zaman birinci kutuda neler var? Asal sayılar var. 1 bölü 2 asal mı? Değil. Pi sayısı asal değil. Kök içinde 0,04 sayısı kök dışına 4 bölü 100'den 2 bölü 10 çıkar ama o asal sayı olmaz. Devirli sayı asal olmaz. Bu virgüllü sayı asal olmaz. 64 8 demektir. 8 asal sayı değildir. 13 asal sayı. Sevdim bunu. 13 asal sayı bu kutunun içinde var. Virgüllü 0 virgüllü sayı asal olmaz. 100 asal değil. Kök 32 de kök dışına çıkmıyor. Demek ki birinci kutuda bir tane sayı var. O da 13. Birinci kutuda bir tane olacak. Ceyhan da iki tane demiş birinci kutuda. Bir kere Ceyhan gitti. Şimdi ikincisine devam edelim. İkinci kutuda ne varmış? Bak. Şimdi asal sayı olanlar birinci kutuya. İrrasyonel sayı olanlar ikinci kutuya. İrrasyonel sayılar kimler? Pi 1 bölü 2 irrasyonel değil. Pi sayısı irrasyoneldir arkadaşım. Bu birincisi. Bunu da kutulu göstereyim. Pi sayısı irrasyoneldir. Bu kök içindeki sayı irrasyonel mi, rasyonel mi diye konuşursan kök dışına çıkamayanlar. Bu kök dışına güzel çıkar. Söyleyeyim. 4 bölü 100 demektir. Dışarıda 2 bölü 10 diye çıkar arkadaşım. Ve kök dışına çıkabiliyorsa bu irrasyonel sayı olmuyor artık. Devirli sayılar rasyoneldir. Şimdi burada çok ciddi bir hareket var. Kök 64 8 diye çıkar. 13 irrasyonel değil, normal doğal sayı. 0,10'luk sayı rasyonel sayıdır. 100 tam sayı rasyonel sayıdır. İrrasyonel köklü sayı değildir. Kök 32 kök dışına çıkamaz. Çünkü 16 çarpı 2 demektir. Dışarıda 4 kök 2 çıkar. Hepsi çıkmadığı için bu irrasyonel sayıdır. Yani bir irrasyonel sayı bu. Bir irrasyonel sayı pi sayısı. Burada bakın bu çok çok önemli bir hareket. Şimdi eğer size virgülün arkasına 27, 65 mesela sonra tekrar yani mesela 65, 65 diye böyle götürüp sonra noktalar veriyorsa bu devirli sayı demek. Bu devirli sayı demektir. Yani yazdığı sayıların birkaç tanesini aynı sayı vererek devam ediyorsa bu devirli sayının açık yazılışıdır. Ama size soruyu böyle verdi. 2,27, 65 dedi. Arkasına noktalar koydu. Bu irrasyonel sayıyı tanımlar. Milli eğitim kitaplarında bu örnekler var arkadaşlar. Belki ilk defa görüyorsunuz. Onun için bu aslında bir irrasyonel sayıdır. Onun için irrasyonel sayı olduğu için bunu böyle işaretliyorum. Yani bir kutulu işaretleyeyim çünkü onları öyle. Pi sayısı irrasyonel, bu sayı irrasyonel, bir de bu sayı irrasyonel. Yani 3 tane irrasyonel var. İkinci kutuda 3 tane olması lazım. Burada 3 tane, burada 3 tane, burada 3 tane. Zaten burada hata yapma şansın yok. Bunun iki taneyi baştan birinci kutuda bir tane olduğunu için yok ettim. Onun için dolayısıyla öğretiyor bile bunun doğru olduğunu. Şimdi üçüncüye gelelim. Bak burada 2 var. Burada 3 var. Bu ikincisinde burada 2 demiş. Zaten bu kafadan o zaman yanlış oluyor. İrrasyonel sonra 3 tane olduğu için burada da 2. Yani bakın ikinci kutuda 3 tane olması lazım dedim. Pi dedim. Bu sayı dedim. Bu sayı dedim. Yani 3 tane olması lazım. İkinci kutuda 3 tane var. İkinci kutuda 2 tane var. Bu da gitti. A ile D kaldı. Şimdi üçüncü kutuya bakalım. Bir tane çıkarsa bu doğru cevap. İki tane çıkarsa bu doğru cevap. Şimdi bakalım ne diyor?
çift tam sayı olanlar 3. kutuya. Çift tam sayı. 8 çift tam sayı. Bu 3. kutuya bir tanesi bu. Ondan sonra 100 çift tam sayı. O 2 tane buldum zaten. Diğerleri zaten tam sayı değil arkadaşlar. Onun için 2 tane çift tam sayı var. Onun için 2 tane olması lazım. Burada 2 tane var. Burada 1 tane var. Dolayısıyla A seçeneği doğru oluyor. Oradan da bakıyoruz. A seçeneğinin doğru olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarım, rasyonel, irrasyonel sayılar, gerçek sayılar kümesi sorusu bu. Bir sonraki videoda son 4 soruyla görüşmek üzere.